Piyasa Hattı'ndan herkese merhaba. Yine dop dolu bir akışımız var. Bugün Gediz Ambalajı ağırlayacağız birazdan. Ve aynı zamanda yatırım danışmanı Üzeyir Doğan da bizlerle olacak. 2024'ün yatırım temasını konuşacağız. Şüphesiz para nereye gidecek? Nasıl enflasyona karşı korunuruz? Bunları konuşacağız. Hem kur korumalı mevduattan malum çıkış yaşanıyor. Orası biraz tamamladı görevini. Dolayısıyla yönetimden böyle mesajlar gelirken TL mevduat mı cazip, borsada nasıl bir fırsat olabilir, altının yılı mı olacak, hepsini konuşacağız ama gelin önce piyasalara, rakamlara bir bakalım. Şimdi Ocak başlangıcı aslında küresel piyasalarda epey bir türbülansa yol açtı. Borsa İstanbul tarafındaysa biraz risk iştahından kaçış teması geride kalmış gibi duruyor. Bugün özellikle bankalara ciddi bir alım gelmişti. %2'lik primlerden sonra bir miktar gevşeme var ama halen daha pozitif seyir bankacılık endeksinde 8555'teyiz. Sınai endeks genelde geride kalıyordu bankaya göre geçtiğimiz sene. Bu senede yine benzer bir tema var gibi ama tabii daha konuşmak için çok erken. Çünkü malum işlem günü anlamında da 4 işlem günü, 3 işlem günü hatta geride bıraktık. Dolayısıyla daha konuşacak çok günümüz var. Şimdi hizmetler endeksi bugün pozitif. Ulaştırma endeksi de keza öyle. Primler bir miktar daha hizmetler tarafında ön planda diyelim. Dolar TL tarafında elbette gidişatı takip ediyoruz. Bazı çıkan raporlar yurt dışındaki kurumlardan mesela dolar TL tahminlerinde iyimser kalıyor diye de yorumlar geliyor. Burada bir kontrollü süreç olduğu ifade ediliyordu ama piyasaya müdahale edilmediğini ifade etmişti Merkez Bankası. Kurda çok sert hareketler artık görmüyoruz ama kademe kademe yıla da 30'a yakın sayan 29.77 diyelim bu seviyelerle başladık. Dolar endeksinin aslında yükseldiği de bir Ocak ayıydı. Ocak ayı başlangıcı hızlı bir sıçrayış olmuştu. Dolar endeksi 103'lere kadar yakınsadıktan sonra geriledi. Bir miktar dolardaki gevşeme ve tahvil faizlerindeki hareketlerden tabii piyasa etkileniyor. Dün özellikle risk iştahı bir aylık açmıştı. Ama 2024'te de volatilitenin yüksek olabileceği zaten belirtiliyor. Dolayısıyla bunları takip ediyoruz. Avrupa borsaları bugün pozitif. Öte yandan yine ABD tarafında vadelilerde işlemler bir miktar yine toparlanma emareleri gösteriyordu. Son tabloya bir bakalım ABD tarafında da. Şu anda tüm endekslerde pozitif seyir var Avrupa borsalarında. ABD vadelileri de keza öyle. Bugün 10 yıllık tahvil faizi tekrar 4'lere yakınsadı. 3.95 ama yine önemli bir hareket emtia cephesinde yaşanıyor. Brent petrol 78.77. ABD ham tipi petrol de yine keza artış gösteriyor. Emtia ekranında görüyorsunuz yeşiller ön planda. Bitcoin'in hareketlerini çok konuşuyoruz. Çünkü dün özellikle Nasdaq tarafında yaşanan satış furyasıyla birlikte Bitcoin'de de hareketler biraz sertleşmişti. Ama kendi iç dinamiklerinde kendi iç haberleriyle biraz daha kavruluyor. Coin cephesi, kripto para evreni diyelim. Oradaki sert fiyatlamalardan bugün bir toparlanma geldiği de görülüyor. Bitcoin tekrardan 43 bin dolarların üzerine çıkmış. Öte yandan altında halen daha 2 bin doların üzerinde seyrediyor. 2047 dolar diyelim kabaca spot altın. Böylece özetlemiş olalım ve Uğurcan Kaya'ya dönelim, soralım. Beklentiler nasıl? Hoş geldiniz Zeynep. Ne dersiniz? Nasıl geçiyor seanslar? Merhabalar, iyi yayınlar. Dün endekste çok sert bir satış baskısı oldu. Hani önceki iki günlük kazançlarını geri verdiğini gördük ve 7400 seviyesinden destek buldu. Bugün de o seviyenin altına çok fazla inmediğini görüyoruz. O seviyenin üzerinde genelde destek buluyor. Saat 11 gibi Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla birlikte endeks tekrardan 7500 seviyelerine doğru yükseldi ama yani çok fazla kalıcı olamadı. Burada tabii ekonomi politikasına yönelik atılacak adımlar ve 2024 yılındaki seyir, yani para politikasının seyri tabii borsalar açısından da takip ediliyor. Çünkü önemli bir parametre bu çerçevede. Kısa vadeli olarak baktığımız zaman 2020, yani son çeyrek beklentileri ve aynı zamanda 12 Ocak tarihinde Moody's'ten gelecek açıklamalar şu an için piyasaların takibinde.
Dördüncü çeyrek beklentilerin artık yavaş yavaş fiyatlanmaya başlamasını bekliyoruz bu hafta itibariyle. Daha doğrusu önümüzdeki hafta itibariyle. Tabii önümüzdeki hafta aynı zamanda Moody's'den de gelecek bir açıklama olacak. Bu çerçevede bir miktar olumlu hareketler görebiliriz. Burada 7400 seviyesinin üzerinde kapatmamız bu çerçevede son derece önemli. Hacimlerin tekrardan eski seviyelerine 70-80 milyar TL bandı aralığında döndüğünü görüyoruz. Muhtemelen bugün de hacim bu bant aralığında olacak gibi gözüküyor. Endeks 7400 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse, en azından haftayı kapatabilirsek, önümüzdeki hafta bu haber, bu gelişmelerle birlikte tekrardan 7900-7800 seviyelerine doğru yükseliş denemeleri görebiliriz. Burada 7900 seviyesi önemli çünkü aynı zamanda 100 günlük ortalamasına da tekabül ediyor. Olumlu haber akışlarıyla birlikte 7900 seviyesi aşılabilirse, tabii burada hacmi de takip ediyor olacağız. Hacim de en azından bir 100 milyar TL bandına gelmesini bekliyoruz. Gelemediği takdirde tekrar sınırlı satışlar görebiliriz bu çerçevede ama eğer kalıcı olabilirse 7900 üzerinde tekrardan 8150'lere doğru yükseliş denemeleri görebiliriz. Burada dördüncü çeyrek beklentileri ve aynı zamanda Moody's'den gelecek açıklamalar son derece önümüzde önemli olacak, öyle söyleyeyim. Evet, bir not güncellemesi bekliyorum diye de ifade etmişti Mehmet Şimşek. Bakalım, takip ediyor olacağız. Öte yandan tabii Türkiye'nin gri listeden çıkması için çeşitli şartları yerine getirmesi noktasında da az bir mesafe kaldığı konuşuluyordu. Çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Şimdi stüdyomuzda Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü İsmail Hakkı Özdağ bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Kütahya'dan geldiniz. Evet. Orada tabii üretim üssü var. Ambalaj tarafında da özellikle endüstriyel ambalaj olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Gediz Ambalaj'ın yapmış olduğu özellikle işte polipropilenini alıp, bunu da söylemek çok zor ama. Polipropilen. Aynen öyle. Çok kullandığım bir kelime olmadığı için. Evet. Şimdi bunu işleyip tabii endüstriyel ambalaja çeviriyor. Aynen. Ve cirosal anlamda da 9 aylık tabii baktığımızda geçen seneye göre de cirosal bir artış var ki 12 aylık olarak ben rakamı tabii kıyasladım. Orada da hem kar hem brüt karda hem net karda artışlar var. Şimdi nasıl bir yıl oldu? Önce onu sorayım. Gediz Ambalaj adına. Güzel bir yıl oldu. Biz sürdürülebilir başarıyı yakalamış bir şirketiz. Yatırımcılarımız takip ediyorlardır eminim. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz şirket olarak varlıklarımızın. Gediz Ambalaj 1982 yılında Gediz'de kurulmuş. Kütahya'nın Gediz ilçesinde kurulmuş. Avrupa'nın en büyük polipropilen oluk levha üreticilerinden bir tanesidir. Totalde 45 bin metrekare kapalı alanımızda 225 adet çalışanımızla beraber birçok sektöre hizmet vermeye devam ediyoruz. 40 yıldır. Bu 15 gün sonra 21 Ocak itibariyle borsaya kote oluşumuzun 10. yılını kutlayacağız. Bu vesileyle bu da çok güzel bir... Şimdiden kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Yatırımcılarımıza hakikaten 21 Ocak 2014'ten itibaren yatırımcılarımıza bütün piyasa tuğullarının üzerinde bir kazanç sağlamış bir şirketten bahsediyoruz. Mali yapısı güçlü, ihracatçı ve sektörün lideri bir firmadan bahsediyoruz. Bizim ambalaj sektörü olarak şöyle değerlendirmek gerekiyor. Genelde yatırımcılar bunu birazcık karıştırıyor olabilirler burada. Onu söylemem gerekiyor. Biz beyaz eşya sektörüne buzdolabı arka duvarı yapıyoruz. Onun yanında cam ambalaj sektörüne separatör yapıyoruz. Demir çelik sektörüne yine saç ruloları kaplayacak ambalajlar yapıyoruz. Ve lojistik tarafında da akıllı palet dediğimiz tekrar kullanılabilir, tekrar değerlendirilebilir akıllı paletler yapıyoruz. Dolayısıyla da üretimin olduğu birçok yerde var. Aynen. Ambalaj sektörü ve özellikle pandemi döneminde de böyle ambalaj fiyatlarını rekor kırdı değil mi? Hem evet. Ham madde tarafında tabii çok ciddi, bol para döneminde işte orada ham maddenin ciddi artış gösterdiği de bir dönemde. Bizde kur etkisi de tabii üstüne katlanınca ciddi fiyat artışlarını gördük, yaşadık. Şimdi biraz tabii bunları da sormak istiyorum. Yani şu anda mevcut durum nasıl? Önümüzdeki döneme ilişkin mesela nasıl bir 2024 tahmininiz var? Çünkü biraz üçüncü çeyrekte yavaşlamanın emareleri okunuyor. Yani bilanço detaylarını da ama yıl genelinde görece iyi bir performans
Ama 2024'te bu kadar iyimser misiniz mesela? 2024'te çok karamsar değiliz, öyle söyleyeyim. Şimdi baktığımızda biz Ekim ayından itibaren zaten pozisyonumuzu aldık. Finansal olarak da aldık. Şu anda 2024 için şirketin bundan önceki yıllarda olduğu gibi finansman ihtiyacı olmayacak. Dolayısıyla Ekim ayında ki değerlendirmelerimize göre biz 2024 sonu itibariyle doları 35 lira bandında değerlendirdik. Dolayısıyla bütün pozisyonumuzu ona göre aldık. Faizlere gelince bu faizlerin de işte Merkez Bankası'nın Ocak ayında bir 25 bas puanlık bir artışı olacağını düşünüyorum. Ondan sonra işte 45 maksimum 50 bandında, %50 bandında kalacaktır. %50'nin üzerine çıkarsa piyasalar için sıkıntı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası 45'te stop diyecektir diye düşünüyorum. Tabii bu faiz döviz durumu 9. 10. aya kadar bu şekilde devam edecek diye planlama yapıyoruz. 9. 10. aydan itibaren bir gevşemenin olacağını, faizlerdeki artışın, enflasyon artışının bir tık daha gerileceğini düşünüyorum. Şimdi 2024 yılı için baktığımızda karamsar değiliz dememin nedeni bu. Çünkü şu anda hükümet gerçekten buna bir irade koymuş durumda. Evet, bunun bir bedeli var. Bu bedeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirirsek güzel sonuçlar oluşacaktır diye evet, düşünüyorum. Şimdi bir önümüzdeki dönemde tabii yeni yatırımlar da olacak muhtemelen, değil mi? Siz de gündeme evet, gelecek. Çünkü evet, dediğiniz gibi bu Avrupa'da tabii lider konum. Bir yandan ihracat gelirleri son o yani halkar sonrasında ben tabii söyleyebiliyorum. Yıllar içerisinde son 10 yılda artarak işte %25'ler seviyesine geldi. Bundan sonrası hedef ne? Yani iç pazarda mı büyüme, dış pazarda mı büyüme? Niye bunu soruyorum? Çünkü üreticilere, özellikle buraya gelen iş dünyasından kim olursa olsun soruyorum. Çünkü Mehmet Şimşek mesela her konuşmasında buna değiniyor. Altını çiziyor ve diyor ki iç talep yavaşlayacak. Yani aynen, iç talep yavaşlayacak ve ihracat pazarlarınızı geliştirin. Bundan sonra muhtemelen yani ilk özellikle 6 ayda belki de ihracat tarafında iyi pozisyon alabilenler ciddi anlamda ayrışacaklar. Nasıl bir iş planınız var? Şimdi biz zaten Gediz Ambalaj olarak ihracatçı bir firmayız. İhracatımızı da Avrupa'ya birçok ülkeye yapıyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yapıyoruz. Bunlar genelde beyaz eşya tarafı, buzdolabı arka duvarı olarak yaptığımız ihracatlar. Biz bu pazarı büyütmek istiyoruz. Bunun yanında büyütmek istediğimiz asıl pazar cam ambalaj pazarı. Cam ambalaj pazarı hakikaten Türkiye'de çok büyük üreticiler var. Dünyada ilk 2'de, ilk 3'te olan. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi de grubunuzun üreticilerinden bir kesinlikle, tanesi. Biz de onların da onaylı tedarikçisiyiz. Dolayısıyla bu büyük oyunculara tedarik edebilmeniz için yüksek kapasitelere ihtiyacınız var. Şimdi biz 2024 yılı için pipeline'ımızda kapasiteyi arttırmak adına girişimlerimiz olacak. Bunu zaten KAP yayınlarımızda belirteceğiz. Buradaki hedefimiz artık iç piyasa, zaten iç piyasanın tamamını karşılayabiliyoruz. Dış piyasaya, ihracata yönelmek olacak. Türkiye'de bir yatırım gibi mi yoksa hani yurt dışında bir Türkiye'de, üretim üssü gibi mi? Türkiye'de. Çünkü niye soruyorum? Malum bazı işte maliyet koşullarından ötürü bazı sektörlerde özellikle bir dışa kayış yaşandı. İşte zaten hep söylüyoruz her yayında tekstil gibi sektörler. Sizin mesela maliyet koşullarınız elverişli mi şu anda burada üretmeye? Şimdi bizim maliyet koşullarımız evet, şu anda zorlansak da elverişli. Baktığınız zaman Mısır'da asgari ücretin 150 dolar olduğunu biliyoruz. Ama daha düne kadar bizim klasmanımızda değerlendirilen Güney Kore'de asgari ücretler 1500 dolarlar seviyesine çıkmış durumda. Dolayısıyla Avrupa'da da hakeza aynı şekilde bir eğilim var. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey şu, katma değerli ürünler üreterek, teknolojiyi kullanarak niş pazarlarda ilerlemek olmalı.
Dolayısıyla biz de Gediz Ambalaj olarak kapasitemizi büyütüp daha inovatif ürünler üretip bu pazarda var olmak istiyoruz. Ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Evet, bu katma değerli ürün hususuna biraz değinelim isterseniz. Yani burada mesela ürün gamında bu anlamda yeni bir değişiklik, daha farklı ürünlere yönelme gibi bir husus olacak mı mesela? Kar marjları nasıl sağlıyor? Özellikle mesela işte hangi etkenlerden daha çok etkileniyor? Enerji yoğun bir sektör diye ben biliyorum ama enerjide de hemen hemen yenilenebilir enerjiye de geçtiniz sayılır. Nedir son durum? Şimdi tabii bizim mottomuz biliyorsunuz en güncel konulardan bir tanesi ESG, işte Environment Social Governance, çevre, sosyal normlarda evet faaliyet göstermek ve yönetişim. Dolayısıyla zaten Borsa İstanbul'da 10 yıldır bulunan bir şirket olarak biz governance tarafında, yönetişim tarafında zaten gayet şeffaf bir şirketiz. Social tarafta yerelde büyük bir firma olduğumuz için hakikaten yereldeki bir sürü okul, hastane vesaire zaten desteklerimiz devam ediyor. Environment tarafında da, çevre tarafında da bildiğiniz gibi işte yeşil mutabakat, karbon ayak izi vesaire konular güncel. Yalnız şöyle bir şey var. Plastik sektörün bir avantajı bu. Bu avantajı iyi kullanmak lazım. Bir zamanımız olacak. Demir, çelik, seramik vesaire gibi enerji kullanımı yoğun olan sektörlerde bu karbon ayak izi, yeşil mutabakat, evet tabii, biraz daha erken girecekler. Plastik sektörü bir tık daha ötelendi birkaç sene daha. Ama biz bununla ilgili ön almak adına kendi öz kaynaklarımızla 2 milyon 300 bin dolar yatırımla kendi öz kaynaklarımızla 2 ay gibi bir kısa bir sürede GES yatırımımızı, çatı GES'i yatırımımızı yaptık ve enerji ihtiyacımızın çok büyük bir kısmını buradan karşılıyoruz. %100 olmasa da %90'ı geçti mi? %100 olmasa da evet. Ama bu yatırıma devam etmeyi planlıyoruz. Uygun pozisyon olduğu takdirde. Onun dışında toplamda dediğim gibi 2 milyon 300 bin dolar yatırımla 3.58 megawatt'a ulaştık. Bu ciddi bir oran. Bizim gibi enerji yoğun kullanan sektörler tabii için önemli bir oran yani. Kesinlikle. Onun dışında burada ihracat konusunda rakiplerimizden geri kalmamak adına. Rakiplerden kastım şu, diğer ülkeler. Dolayısıyla ihracatı yapabilmeniz için karbon ayak izinizi düşürmeniz gerekecek. Bu şu anda bizim büyük oranda hizmet verdiğimiz beyaz eşya sektörü için ve cam ambalaj sektörü için de geçerli. Ne kadar karbon nötr hale yaklaşırsak o kadar bizim müşterimiz için de bu avantaj olarak eklenip devam edecektir. Biz de ön almak ve rekabetle öne çıkmak için bu konuya çok önem veriyoruz. Kesinlikle. Ben tabii en önemli soruyu da sorayım, enflasyon muhasebesi. Çünkü özellikle stoklu çalışan da bir firma ve bu dönemde bir miktar tabii jeopolitik riskler böyle devreye girdiğinde de hep sorulur. Gerçi sizin ham maddede en çok tedarik noktanız Avrupa diyebiliyorum. Yanlış tam düzeltin ama nasıl etkileyecek enflasyon muhasebesi? Şimdi enflasyon muhasebesi bir kere güzel bir uygulama olacak. Neden? Çünkü şirketlerin güncel değerlemeler açısından çok büyük avantaj. Şimdi 2023 yılının enflasyon değerlemesi yapılacak. 2024 yılında bu enflasyon değerlemesinin dönemsel mi yoksa yıl sonunda mı olacağı henüz net değil. Bunun vergiye nasıl yansıyacağı henüz net değil. Ama enflasyon muhasebesini şirketler için avantajlı, değerlemeleri için avantajlı bir uygulama olacağını söyleyebilirim. Evet. Önümüzdeki yıla ilişkin bir miktar temkinli iyimser diye ben algılıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İyi bir yıl olsun sizin İnşallah. İçin de. Hep beraber bütün sanayiciler için iyi bir yıl olsun. Umuyoruz. Bu sene bizim mottomuz
temkinli hareket etmek, tasarruf etmek, ihracata yönelmek ve yatırımlara devam etmek olacak. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. İsmail Hakkı Özdoğan bizlerleydi. Gediz Ambalajı ağırladı. Kısa bir ara, aranın ardından Üzeyir Doğan'la buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üzeyir Doğan bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle 2024'e ilişkin şimdi nasıl bir strateji yapmalı yatırımcılar? Buradan başlayalım. Zor bir sene olacağı zaten aşikar. Yani bizler adına özellikle ilk etapta tabii iç talepte bir daralmadan bahsedeceğiz. Henüz belki o noktada değiliz. Onu tabii yönetim de altını çiziyor. İhracat pazarlarına yönelin diyor. Üreticiler için biraz sanayi tarafında tabii özellikle elinde nakdi olan, yatırımını yapabilen, kendini bu anlamda koruyabilen şirketler ayrışacaktır mutlaka. Borsaya geçmeden önce genel bir yorum istiyorum ama. Nasıl bir görünüm var? Ne dersiniz? Nasıl bir portföy oluşturulmalı? Evet, yani 2024 özellikle makro tarafta dengelenme yılı olacak ve bu dengelenmenin de bazı yan etkilerini görüyor olacağız. Yani zorluklarını daha doğrusu görüyor olacağız yan etkilerin ziyade. Bu zorlukları hem sanayici hem vatandaş burada hissediyor olacak. Aynı şekilde yatırımcının da bu tarafta zorlandığını görüyor olacağız. Ama genel itibariyle baktığımızda aslında ileriye yönelik bu bir iyileşme süreci aynı zamanda. Bunun getirdiği bir motivasyon da olacak. Yani çok geride kalmama dürtüsü en azından finansman ihtiyacını sağlayabilecek ya da kendi kaynaklarıyla bunu sağlayabilecek şirketler açısından da bir yatırıma geçiş yılı da olacak. Eğer projeksiyonlar doğru hayata geçecek olursa. Bu açıdan dediğim gibi bunu bir dengelenme, yeniden inşa yılı olarak görmek gerekir kanaatindeyim. Eğer süreç konusunda herhangi bir sıkıntı oluşmayacağına yönelik kanaat daha da yükselecek olursa ki şu ana kadar özellikle yabancı yatırımcılar tarafından, yabancı yatırım bankaları tarafından, uluslararası kurumlar tarafından da bu süreci devam edebileceğine dair sözlü yorumları gördük. Fiiliyatta pek belki o arz ettiğimiz sermaye girişini 2024'e kadar çok göremedik. Her ne kadar son iki ayda bir giriş görsek de tatmin edecek boyutta değil. Ama 2024 ile birlikte bunun da artacağı kanaatindeyiz. Özellikle bu hareketliliğin biraz daha yoğunlaşmasını açıkçası bekliyoruz. Geçtiğimiz dönemler hareketlerine baktığımızda Türkiye maalesef 2023'te ve öncesinde belki birkaç yıllık dönemde uluslararası yatırım kuruluşları çok radarında olmadı. Yani buraya çok fazla bir kaynak aktarılmadı. Hatta mevcutun çekildiğini söylemek de mümkün. Bunu borsadaki yabancı takas oranındaki düşüşte, devlet iş borçlanma senetlerindeki yabancı payının neredeyse sıfıra gelmesinden zaten hepimiz biliyoruz. Ama yavaş yavaş o denklem değişiyor. Şu anda Akbasa'da damlamaya başlayan bir yabancı giriş söz konusu. 2024 yılında da bu uluslararası yatırımcılar, fonlar varlık dağılımlarını yaparken Türkiye'ye bu sefer bir pay ayıracakları kanaatindeyim ben. Çünkü genel itibariyle baktığımızda burada bir hikaye değişimi var. Eğer bu hikaye değişimi doğru yolda devam edecek olursa burada aynı zamanda ciddi getiriler de var. Ben o nedenle bu yılı 2024 yılı TL bazlı getirinin yanında önceki yıllarda çok göremediğimiz dolar bazlı getiri yılı olarak da tanımlıyorum açıkçası. Bu da yabancının iştahını kabartacak ana etkenlerden biri. Zaten onlar geldikçe hem kur tarafında denge hem diğer varlık fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerde zaten görüyor olacağız. Yerli yatırımcının da biraz burayı takip edeceğini düşünüyorum açıkçası alım tarafında. O nedenle her ne kadar gerçek hayatta diyelim ya da reel hayatta çeşitli zorluklarıyla karşılaşacak olsak da enflasyonla mücadelenin piyasa tarafında daha olumlu bir atmosfer görebiliriz. Yani finansal piyasalar 2024'te de iyi bir yıl geçirebilir. 2003'te aslında bunun emarelerini gördük. Borsa tarafındaki fiyatlamalara da baktığımızda en iyi sektörler yine mali tarafta, yine sigortacılık tarafı, faktöring tarafı, bankacılık tarafı aktif olarak ön plana çıkan sektörler özellikle yılın ikinci yarısında. Benzer durumun 2024'te de devam edeceği kanaatindeyim. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi 2024 bireysel anlamda da yatırımcı anlamında da finansmana erişimin biraz daha zor olduğu,
iç talebin çok toplumu hani memnun etmeyecek şekilde diyelim, biraz alım gücünün düştüğü ve alımın yavaşladığı bir atmosferle geçiriyor olacağız. Ama bu da enflasyonla mücadelenin olmazsa olmazı. Yani hem karnımız doysun hem pastamız dursun, ikisi bir arada olmuyor. Birinden feragat etmemiz gerekiyor. İlerleyen yıllarda daha istikrarlı bir yapıya kavuşabilmek için. Bu sene o bedeli ödeme yılı olacak. Bu açıdan da dediğim gibi bu sürece de herkesin kendini hazırlaması lazım. Geçtiğimiz dönemde hep söylüyorduk. Yani çok ciddi düşük finansman maliyetleri vardı. O dönem ne bulursan borçlan ve ne bulursan al mantığı vardı. O mantık artık bitti. Yani yatırımcının da iş adamının da kendini buna göre ayarlaması lazım. Hani klasik reklamlarda geçen bir söz vardı. Bu sene bir harcama yapılırken önce şunu sormak lazım. Olmasa da olur mu? Olmasa da olur dediğimiz şeylerden feragat etme dönemi geliyor. Yani biraz buna dikkat etmek lazım. Hani biraz ayağını yorganına göre uzatma döneminin bir süre gündemde olacağı kanaatindeyim. Ama dediğim gibi daha iyi günler için bu tedaviyi de almamız gerekiyor. Bunun da kaçarı yok. Dünyada da bu böyle yapılıyor. Hatırlayacak olursanız FED geçen senenin sonunda, hatta 2022'nin sonunda şöyle bir ifade kullanmıştı FED Başkanı. Enflasyonla mücadele sürecinde Amerika potansiyelinin altında büyüyecek, istihdam piyasasında da bir gevşeme olacak. Bu olmazsa zaten enflasyonla mücadelede başarılı da olamayız demişti ve uzun süre istihdam piyasasının güçlü duruşundan da rahatsız olmuşlardı ve politika daha da sertleşmişti. Bu yan etkileri bu süreçte biz de görüyor olacağız. Buna göre herkesin bir hazırlık sürecinde yapmasında fayda olduğu kanaatindeyim. Evet. Ama dediğim gibi piyasalar önden fiyatlarlar. Bu yılki o külfetten ziyade sonraki dönemdeki geleceği bu yıldan fiyatlamaya başlarlar. Ben borsa tarafında olumlu trendim 2024 yılında korunacağı kanaatindeyim. Şimdi tabii dediğiniz gibi Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bakalım gerçekten o piyasa böyle çok önden koşmuştu. Sonra bir duruldu. Hani yılbaşında bir kendine mi geldi diyelim, yani bir silkelendi. Şimdi tekrar bir iyimserlik havası diyelim ama volatilite elbette hani çok olacak diye bekleniyor. Şimdi bizim açımızdan özellikle mesela kurla ilgili önemli açıklamalar geliyor. Yani raporlar aslında geliyor. Mesela HSBC gelecek sene dolar TL için 33 tahmininde bulmuş. Öte yandan Morgan Stanley dolar TL için yukarı beklentisini sonlandırmış. Pozisyonu nötre çekmiş. Bu açıdan bakıldığı zaman az önce biliyorsunuz yine Mehmet Şimşek yorumlar yaptı ve dedi ki portföylerde TL lehine gelişecek dedi. Dolayısıyla biraz bu minvalde konuşalım mı? Yani kurla ilgili bir beklenti var mı? Burada zaten düşmesi yönünde pek yorum yapan yok. Çünkü rezervde biriktirdiğimiz bir dönem. Gerçi geçtiğimiz hafta biraz rezervlerde azalış yaşandı ama istisnai olabilir. Dolayısıyla nasıl bir beklenti şekillenir? Kredi notunda mesela artış bekliyoruz dedi yine Bakan Şimşek. Mümkün müdür mesela 12 Ocak'ta görür müyüz? Ben 12 Ocak'ta not artışı göreceğimiz kanaatindeyim. Moody's'in de Aralık ayındaki hatasını telafi etme amacıyla not takvimini erkene çektiğini düşünüyorum açıkçası. Ya Aralık ayında çok enteresan bir açıklamayla sanki Türkiye'de tüm enflasyonun sorumlusu ücret artışlarıymış gibi oraya bağlayarak böyle çok yüzeysel bir açıklama geldi ve Türkiye'yi hak etmediği bir notta notlamaya devam etti. Bence bunun telafisine yönelik 12 Ocak tarihi seçildi. Bunun çok da tesadüf değil bilmiyorum ama 11 Ocak'ta da Merkez Bankası Başkanı'nın New York'ta yatırımcı buluşması var. Hatırlayacak olursanız bunlar çok yıllar önce diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ziyareti esnasında da Türkiye'nin notunun arttırıldığı dönemleri de gördük. O nedenle bu tarz ziyaretler, hemen arkasına gelen toplantı ve Aralık ayında değerlediği bir ülke hemen Ocak başına tekrar takvimi ilave etmesi sanki Aralık'taki hatanın bir telafisi niyeti var gibi gözüküyor. Bir not artışında gelebilir diye düşünüyorum. Açıkçası sadece bir not artışı değil, yıl içerisinde belki birkaç tane not artışında görebiliriz diye düşünüyorum. Yani şu an bir politika uygulanıyor ve bu politikanın sonuçları alınmaya başlanıyor. Burada çeşitli bahanelerle acaba olur mu, bu olur mu, eskiye döner miyiz, şöyle olur mu, bundan dolayı not arttırmıyoruz. Bunlar bana komik geliyor açıkçası. Çünkü terse döndüğünde notu indirmek yine ellerinde ve istedikleri zaman takvime bağımsız bir şekilde notta indirebiliyorlar. Yani şu anki gelişmeleri görmezden gelip niyet okuyuculuğuyla ilerleyen dönemde bu böyle olur mu acaba diyerek hani not arttırmamak ya da mevcut piyasa dinamiklerini nota yansıtmamak
bence çok doğru bir yaklaşım değil. Yani 700 iken 900 iken CDS primimiz şu anda 300'ler civarında. Buradaki iyileşmenin bu tarafa da bir yansıması gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Kur tarafında açıkçası ben biraz önce de bahsettiğim 2024 yılı bizim TL varlıklar tarafında gerek borsada gerekse tahvil piyasasında dolar bazlı getiri yılı olacak. Yani dolar bazında ciddi getiriler görüyor olacağız. Ama bu şu demek değil. Dolar düşecek demek değil. Dolar evet yükselmeye devam edecek ki etmeli de bana kalırsa. Sonuçta ihracata dağılı bir büyüme modelimiz var ve ihracatçının da belli kur seviyelerini görmesi lazım. Ama evet, bu kur artışı önceki yıllara nazaran daha düşük olacak. Enflasyonun altında bir artış görüyor olacağız. Orta vadeli programda 36 hedefleri ortalaması. Bu da sene içerisinde kabaca 30 ile 42 arasında gidip gelebilir gibi gösteriyor kuru. Bu bant içerisinde bir hareketlilik görüyor olacağız. Bu da enflasyonun altında bir getiri anlamına geliyor. O nedenle TL varlıkları ben borsa tarafının özellikle yine tahvil bonu piyasasında uzun vade için TL tarafta önemli bir yatırım fırsatı sunduğu kanaatindeyim. Evet, bu arada enflasyon bazlı, tüfe bazlı reel efektif döviz kuru da açıklandı. Geçtiğimiz veriye aslında paralel bir veri 55.15. Özellikle ben grafiği 5 yıllık ekrana getirmiştim. Yönetmenimiz Umut'tan da rica edelim. Reel efektif döviz kurunda özellikle dipleri gördükten sonra, yok ben terminalden açtım onu da tekrar belirteyim. Dipleri gördükten sonra reel efektif döviz kuru burada dipten bir dönüş yapmıştı. Yani TL'de bir miktar aslında değerlenme olduğunu da zaten biliyoruz. Ve yatay bir bantta olduğunu görüyoruz son dönemde dolar TL'nin. Dolayısıyla bu çok tartışılıyor. Ve tabii önümüzdeki dönemde hani işte ihracatçı adına tabii çok fazla biliyorsunuz hala söylemler var ama rezerv de biriktiriyoruz bir yandan ve hatta şimdi rezerv rakamları da ekrana geldi tekrardan. Brütte bir miktar azalma geçtiğimiz hafta özellikle 141.1 milyar dolar olmuş brüt rezervimiz. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum Üzeri Doğan, mevduat faizlerinde düşüş var, bu geçici midir mesela? Likidite fazlası olduğu biliniyor piyasada, bir sterilizasyon adımları gelmişti. Merkez Bankası'nın kararı sonrasından net tarafta da bu arada düşüş var. KKM dönüşleri yoğun olabiliyor. Kur korumalı mevduattan çünkü çıkış devam ediyor. Birazdan onunla ilgili rakamlar da ekrana gelir ama bir dönem hız kesmişti, sonra tekrar yükseldi kur korumalı mevduattan çıkış. Nasıl bir tema bu? Nasıl devam eder? Mesela TL mevduat mı, kur korumalı mevduatta kalanlar devam etmeli mi? Nasıl bir bakış açısı olmalı? Şimdi mevduat faizlerinde bazımız Aralık ayı olduğu için Ocak ayında bir düşüş olması normal. Çünkü biz her yıl Aralık ayında bankaların pozisyonlarını ayarlama sürecinde kısmen bir mevduat yarışına girdiklerini görüyoruz. Ve Aralık ayında faizler genel itibariyle mevduat tarafında bir yükseliş sergiliyor. Daha sonra Ocak ayında bunun dengelenmesini görüyoruz. Ben açık söylemek gerekirse TL mevduat faizlerinde zirveyi Aralık ayında gördüğümüz kanaatindeyim. Merkez Bankası Ocak ayında muhtemelen son bir faiz artışı daha yapıp yılı kapatacak ama bu faiz artışına rağmen ben mevduat faizlerinin Aralık ayındaki zirvelerde gerilemeye başladığı ve gerileceği de kanaatindeyim. Özellikle yılın ikinci yarısına doğru bu beklenen enflasyondaki düşüşle beraber piyasa faizlerinde, mevduat faizlerindeki düşüş politika faizinden çok daha önce geleceğini düşünüyorum. O tarafta daha düşük rakamlarda görüyor olacağız. Ama ilk etapta Ocak-Şubat dönemi belki Mayıs'a kadar yıllık enflasyondaki kısmi yükselişi de göz önünde bulundurduğumuzda Aralık zirvesinin biraz gerisinde ama çok da gerilemeyen, yataya bağlayan bir mevduat görünümü oluşur kanaatindeyim. Özellikle Mayıs'tan sonra da dediğim gibi kademeli bir şekilde mevduat faizlerinin de geriye geldiğini görüyor olacağız bu tarafta. Burada az önce ekrana getirmek istediğimiz reel efektif döviz kurunun grafiği de ekrana gelmişti. Şimdi TL'de tabii değerlenme sürüyor diye ben de attım manşeti. Ama tabii önümüzdeki dönemde çok fazla belirleyici unsur olacak. Takip edeceğiz şüphesiz. Peki borsa açısından açalım hadi. Biraz bu paragrafı uzatalım. Yani nerelere yatırım yapsın yatırımcı? Çünkü borsada şu son 1-2 ay özellikle çok böyle morallerin bozulduğu aylardı. Epey bir hissede çok fazla gerileme oldu. Yabancının girdiği ama buna rağmen bu kadar işte bireysel yatırımcının çıktığı, ki orada zaten hep halka arz teması. Yani bunun altını çiziyoruz. Evet, buradan yatırımcı çıkıyor ama zaten halka arzla gelen belli bir kitle, işte bunlar geri gidiyor vesaire diye yorumlanıyordu. Buna katılıyor musunuz ve
Hangi hisseler, sektörler ön planda olabilir? Şimdi bizim borsamızda yabancı ile yerli bakış açılar birbirinden çok farklı. Yani yabancı yatırımcı burada para kazanmak istiyor. Bireysel yatırımcı, yerli yatırımcı ya da küçük yatırımcımız kitle ise burada parayı katlamak istiyor. Yani burada bir farklılık var. Yani burası öyle çok kolay hani forex piyasasından ya da kripto piyasadan gelen yatırımcıların kullandığı tabirle parayı 3x, 5x yapacak yer değil. Yani bu elbette şansınız yaveri giderse, doğru hissedeyseniz belki bunu yakalayabilirsiniz ama aldığınız risk de çok büyüktür. Aynı zamanda kaybetme riskimiz de var. Bunu yakın dönemde çok net gördük zaten. Özellikle son 2 aylık dönemde 8-9 haftalık veriye baktığımızda yabancı yatırımcı girişi var piyasaya. Ama bakıyorsunuz işte piyasa çok bir yere gitmiyor. Hatta çok keskin düşüşler var. Düşüşler nerede diye baktığınızda ise ağırlıklı olarak BIST 30 dışı diyebileceğimiz, hatta bazılar BIST 30'un içinde de var. Geçmişte çok fiyatlanmış, çok ciddi yüksek çarpanlara sahip ve o ana şirketler dışındaki şirketler, yani yabancının tercih etmediği şirketlerde bu düşüşleri yaşadık. Şimdi biz biraz önce de bahsettik, yani borsada TL bazında ciddi getiri bekliyoruz. Reel döviz anlamında da dolar bazında da önemli getiriler bekliyoruz. Böyle bir atmosferde bu getiri nasıl sağlanacak? Yabancı girişiyle sağlanacak. Eğer yabancı girecekse burada bu hareketleri görüyor olacağız. Onun girişini engelleyecek bir atmosfer oluşacak olursa elbette borsa tarafında da bunun negatif yansımalarını görürüz. Ama şu andaki görünüş o girişlerin başlayacağı yönünde. Eğer bu piyasa yabancının girişiyle yükselecekse o zaman yabancı gibi düşünmek lazım. Yani yabancı olsanız burada hangi hisseler alırsınız? Hangi hisseler alacaklarını da söyleyelim. Yani bir, piyasada likiditesi kuvvetli. Yani gün içi işlem hacimleri oldukça yüksek olan. İki, makul değerleme oranlarına sahip olan. Üç, yabancı yatırımcının geçmişte tanıdığı bildiği, yani geçmişte yabancı takas oranı yüksek şirketler. Dört, piyasa rüştünü ispat etmiş şirketler. Yani piyasanın belki yeni yetme tabiri şey değil ama yani böyle son yeni gelenlerinden ziyade biraz daha köklü piyasa geçmişi olan, yabancıyla diyaloğu olmuş olan, geçmişte roadshow'lara gitmiş olan, kendini tanıtmış olan o büyük ölçekli şirketlere girecek. Bunlar neler dediğimizde de bir, Türkiye'de bankacılık sektörü. Uzun süredir zaten iskontolu fiyatlanıyorlar. Hala potansiyel oluşturuyor. Geçen seneden beri de buradaki fiyatlamayı görüyoruz. İki, Türkiye'nin büyük ölçekli holdingleri, havacılık sektörü, petrokimya sektörü, otomotiv sektörü. Bunlar geçmişte de yabancının burada yer aldığı, tanıdığı, bildiği şirketler. Ve dönüp geldiklerinde yine bunlara dönüp gelecekler. İlk bunları alıyor olacaklar. O nedenle ilk etapta çok macera aramadan biraz daha bu büyük ölçekli şirketlerde pozisyonlanmanın ben faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bak, bu saydığım sektörlerin yanına ekstra gıda perakendeciliği ve belki telekom sektörünü de eklemek lazım. Yani bir ana beklentisi olan, endekste ağırlığı olan, rahat alınıp rahat satılabilecek şirketlerin olduğu bu alanlara yabancı giriyor olacak. Ben bireysel yatırımcının da biraz bu tarafta pozisyonlanması gerektiği kanaatindeyim. Ama şunun da farkındayım. Bu bizim bu bireysel yatırımcının 3x, 5x yapar mı sorusunu da bu şirketlerde görmeyeceğiz. Yani bunlarda daha dengeli, daha stabil yükselişler göreceğiz. Ama orta uzun vadede sabredenler için ben burada enflasyon üstü, mevduat üstü getirilerin bu tarafta rahatlıkla oluşabileceği kanaatindeyim. 2022 rallisi beklemeyin diyorsun anladığım kadarıyla. Evet, yani yan son olarak, peki, son olarak altınla ilgili bir vurgun olur mu? Çok söyleniyor. Altın şöyle, ben ons fiyatında bir miktar düzeltme bekliyorum iki nedenden dolayı. Birincisi, peki, bu jeopolitik risk fiyatlaması sadece orada köpüğü kaldı. Diğer tüm ürünlerde bu ortadan kalktı. Altında bu hala köpük devam ediyor. İkincisi de bu faiz indirimleri konusunda çok iyimser Amerika tarafında beklentiler. O beklentiler de biraz yavaş yavaş törpülenmeye başlıyor yapılan açıklamalarla. Faiz indiriminin gecikeceği beklentisi de en azından ilk çeyrekte ons fiyatlarını bir miktar baskılayabilir. Ama geleneksel altın yatırımcısına tavsiyem çok fazla pozisyonlarında oynamasınlar. Düşüşler olursa düşüşleri de alım fırsatı olarak değerlendirsinler. İkinci yarı daha iyi bir dönem olacak orada. Çok teşekkür ediyorum Üzeyir Doğan. Kolaylıklar diliyorum. Tekrardan piyasa altını noktalıyoruz. Hoşçakalın.